Günaydın değerli izleyenler. Bugün 22 Haziran Salı. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırdıklarını açıkladı. Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı dedi. Amerika ile ilişkilere değinen Erdoğan olumlu ve yapıcı bir temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamaya göre bir günde 5294 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 51 kişi ise hayatını kaybetti. Hasta sayısı 429 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 808, vefat sayısı 49236 oldu. Türkiye'de satın alma gücü Avrupa Birliği'nin %36 altında kaldı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre 2020 yılı geçici sonuçları açıklandı. Satın alma gücüne göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla AB ortalamasında 100 iken bu değer Türkiye için 64 oldu. Merkezi yönetim brüt borç stoku Mayıs sonu itibariyle 2 trilyon 1,4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre borç stokunun 843,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 157,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameye ilişkin ilk incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar verdi. Mahkeme tedbir taleplerini ise reddetti. Ve piyasalar. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde dün %0,54'lük yükselişle kapanış yapıldı. 1398 puanda kapanan borsada 7 puanlık yükseliş 12,4 milyar TL'lik bir işlem hacmi eşliğinde gerçekleşti. Bankalar %0,62 yükselirken holdingler de yatay biçimde %0,01'lik bir artı yazdı. En çok kazanan tarafta %3,23'le turizm, en çok kaybeden tarafta %1,05'le bilişim sektör endeksleri öne çıktı. Bugün Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sunumu önemseniyor. Sunum aslında metin bazında daha öncesinde açıklandı. Detaylarını birazdan vereceğiz. Öncesinde ise burada aslında sorulacak soru cevaplar tarafındaki gerçekleşmeler merakla bekleniyor. Selva Gıda'nın halka arzı ile ilgili rakam 79,6 milyon TL oldu. Yurtdışı yatırım anketinde Türkiye'deki yerleşiklerin yurtdışı yatırımlarının 43,9 milyar dolar olduğu şeklinde değerlendirme vardı. Bakan Dönmezse dün yerli elektrik piyasasının işleme açılması üzerine değerlendirmeler bulundu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS yeni güne 389 baz puanla başlıyor. New York'ta işlem gören MSCI Türkiye ETF'i ise %0,23 eksiyle dünü tamamladı. Anadolu Efes tarafında dolar bazlı 7 yıllık tahvil için yatırımcı görüşmeleri konusunda yetki verildi. Türk İlaç Ruskrovis ile COVID-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın üretimi için anlaştı. Avrupa Birliği Arçelik'in Whirlpool'un Türkiye'nin birimini satın almasına onay verdi. Merkez Bankası net uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı. Nisan için eksi 343,5 milyar dolar seviyesi açıklandı. Makro verilerde dün yurt dışı üfe geldi. Mayıs ayında yıllık %39,6 var burada ve aynı zamanda tarımsal girdi fiyat endeksi de Nisan'da %22,15 olarak açıklandı. Bu göstergeleri daha ziyade tabii tarımsal girdi tarafında özellikle gıda enflasyonu açısından takip ediyoruz. Aydem Enerji tarafında Eurobond ihracı konusunda bankaların yetkilendirildiği haberi geldi. Aselsan'da Savunma Sanayi Başkanlığı ile 92 milyon euro ve 1,8 milyar TL'lik opsiyonu sözleşmeye dahil ettiği başlığı ajanslardaydı. Bununla birlikte Bağfaş'ın kap açıklamasında çevre mevzuatı ile ilgili değerlendirmeler vardı. Onun detaylarını da internet sitemizde bulabilirsiniz diyelim. Tahvil tarafında bir miktar daha yatay bir seyir. Kurlarda ise hareketlilik vardı. Zira dolar endeksi tarafına geldiğimizde 2,5 ayın zirvesinden geri çekilme söz konusu oldu. Dün Fed yetkililerinin konuşmalarını takip etmeye başladık. Bu hafta çok yoğun biçimde Fed konuşmacılarını izleyeceğiz. Öncesinde ise New York Fed Başkanı Williams ekonomide daha fazla ilerlemeyi görmeden Fed'in geri bir adım atmaması gerektiğine işaret etti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan tahvil alımlarının yavaşlatılması ne kadar hızlı olursa faiz artırımları tarafında manevra alanımız o
kadar geniş olur dedi. Yine Bullard dünkü değerlendirmesinde varlık alımı azaltılmasının tartışmaya açılmasını doğru bulduğunu söyledi. Kaplan ve Bullard'ın bu sene oy verme hakkı bulunmuyor açık piyasa komitesinde ama değerlendirmelerini piyasa yakından takip etti. Dolar TL bu bilgiler ışığında yeni güne 8.78-78'de, Euro TL ise 10.47-41 seviyesinde başladı. Dolar endeksi cephesinde 91.92'deyiz. Bununla beraber sepet kur 9.63-09'da, Euro dolar ise yeni güne başlarken 1.19-12'de. Avrupa tarafına döndüğümüzde İngiltere Başbakanı Boris Johnson 19 Temmuz'da kısıtlamalar kalkabilir dedi vaka sayılarına bakarak ama seyahatler açısından tam bir normalleşmeyi ancak gelecek sene yaşayacağız dedi. Almanya tarafında gelecek yıl ek olarak 99,7 milyar euro'luk bir borçlanmaya gidileceği ifade edildi. Avrupa'da doğalgaz gösterge fiyatı dün 2008'den bu yana en yüksekte gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasında ise dün itibariyle ikinci çeyrekten itibaren ekonomik aktivitede hızlanma beklentileri öne çıktı. Stoxx 600 endeksi dünü %0,7 yukarıda tamamlarken otomotiv sektöründeki %3'lük yükseliş bu harekete liderlik etti. Detaylarını birazdan Londra'dan Ceren Dilekçi'den alacağız. Öncesinde bir de Amerika cephesine gidelim. Dün makro veri ajandasında Amerika'da Chicago Fed'in açıkladığı ulusal aktivite endeksi Mayıs ayı için 0,29'a tahmini yakalayamadı. Bullard yine dün yaptığı değerlendirmelerde varlık alımını azaltmanın zaman alacağına işaret etti. MTI hisseleri önderliğinde yükseliş vardı. Dün aynı zamanda seyahat ve uçak hisselerine de alım geldi. Powell'ın metni yine dün itibariyle ortaya çıktı dedik. Ekonomide iyileşme devam ediyor. Hem mali teşvik var, hem parasal teşvik var, hem de aşı ajandasıyla beraber ekonomide bu toparlanma süreci gidiyor dedi. Aynı zamanda istihdam piyasasının güçlü olduğunu, reel büyüme açısından da yine hızlı bir gidişat olduğunu söyledi. Son 10 yılların en hızlı büyümesine koşuyor Amerika dedi. Enflasyon tarafında geçici faktörleri bir kez daha öne çıkardı. Uzun vadede enflasyon %2'lik bir patikaya oturacak dedi. Dün itibariyle pazartesi gününün kayıplarını telafi etmeye, daha doğrusu bir önceki günün kayıplarını telafi etmeye çalışan bir pazartesi hareketi sergilendi. Dow Jones Sanayi Endeksi 586 puan yükselirken S&P 500 bu yükselişe %1,40 ile eşlik etti. Nasdaq'ta da yine %0,79'luk yeşil ekranda dünkü seans uğurlandı. Asya tarafına geldiğimizde Wall Street'in yeşillerinden sabah saatlerinde ilham alan bir tablo söz konusu oldu. Japonya'da bugün makine siparişleri verisini göreceğiz. Öncesinde Güney Kore'den Mayıs üretici fiyat endeksi geldi. %6,4'lük yükseliş var. Bununla beraber Hong Kong borsası dışındakilerde yeşil ekranlar söz konusu diyebiliriz. Asya borsalarının detayını da biraz sonra Pekin'den Sadi Kaymaz aktaracak. Öncesinde bir de Amerika'da vadeliye gidelim. Powell'ın bugünkü temsilciler meclisi sunumu öncesinde %0,23'e varan alıcılı seyir buraya da yansımış vaziyette. Ve dün tahvil piyasası da hareketliydi. 10 yıllık kağıdın faizi 4 ay aradan sonra 1.35'i test etti. Sonrasında ise 1.49'a kadar yükseliş gösterdi. 2 ve 10 yıllık kağıtlar arasındaki faiz farkı da dün bir ara Şubat'tan bu yana en düşüğe geldi. Fed'in geçen hafta yapmış olduğu revizyonlarla beraber Amerika'da veri meclisinin yataylaştığını aktarmıştık. Peki bunun dün itibariyle bir miktar geri dönüşü MTI üzerinde ne kadar etkili oldu onu da ele alalım. Altın fiyatı Mart 2020'den bu yana ilk defa geçen hafta %6 gibi bir değer kaybı yaşamıştı. Dün buradan bir miktar toparlanmasında doların zayıflamış olmasının etkisi vardı. Büyümeyle ilgili öncü göstergelerde bakır fiyatı ise 2 ayın en düşüğüne geldi. Altın bu sabah $1,788.80 sınırında hareket ediyor. Bank of America diyor ki Fed'in şahinleşen duruşu ve aynı zamanda reel faiz veriyor olması Amerika'nın altın fiyatlarında kazanımları sınırlayacak. Takip edeceğiz diyelim. İçeri yansımasında ise gram altın 505,5 TL'de bu sabah el değiştirmekte. Petrolle de ilgili Bank of America'nın yorumları var. Bu sene için ortalama fiyat seviyesini $68'da görüyoruz ama 2022 senesinde $100'a yükselecek petrol fiyatları dediler. Daha önce Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu bankalar petrolün $100'a gidebileceğini söylemiş ama zaman telafi etmemişlerdi. Bununla birlikte İran'da seçimler sonuçlandı. Reisi kazandı. Çin'le stratejik anlaşmanın güçlenmesi için çalışacağım. Biden'la ise bir araya gelmeyi düşünmüyorum dedi. Reisinin başa gelmiş olması sonrasında bankacılar yaptıkları yorumlarda daha ziyade Amerika'nın yaptırımları kaldırmasına ilişkin olasılıkların bir miktar zayıfladığına işaret ettiler. Eğer İran piyasaya dönerse, yaptırımlar kaldırılırsa o zaman günde 1 milyon varil gibi bir üretim piyasaya gelmiş olacak ama şu an için diplomatlar 10 gün kadar bu müzakere sürecinin durdurulabileceğine işaret etmekte. Bununla beraber petrol fiyatlarına baktığımızda doların zayıflaması dün %2'nin üzerinde kazanım getirdi her iki petrol cinsine de 4 hafta üst üste
TL altında biz yükseliş gördükten sonra dün de bu grafiği devam ettirdik. Bu sabahsa Amerikan tipi ham petrol $73.72, Brent petrol ise $75.16 yoluna devam ediyor. Rakamlar böyleyken piyasalarda dün itibariyle Avrupa kapanışında rally vardı. Detaylarını alacağız. Londra'ya dönme zamanı, karşımızda Ceren Dilekçi var. Avrupa borsaları ABD borsalarının güne yükselişle başlamasından destek buldu ve karışık seyrin ardından yükselişe döndüğünü gördük gün ortasında. Günü %1'e yaklaşan oranda değer kazançlarıyla tamamladı. Alman DAX endeksi yükselişleri öncülük ederken Avrupa'nın genelinde %0.7'ye varan oranda daha sınırlı hareketler hakimdi. Almanya gelecek yıl fazladan 100 milyar euroya yakın borçlanmayı hedefliyor. Almanya Maliye Bakanı Scholz yaptığı açıklamayla salgın sonrasındaki toparlanmayı güçlendirmek için gelecek yıl hükümetin 99.7 milyar euro borçlanma planladığını söyledi. Tabi bu öngörülen miktar aslında öngörülen miktarın %22 daha üzerine bir seviyeyi işaret etmekte. Bu planla beraber bu yıl ve önümüzdeki sene toplam borçlanma 340 milyar euroya çıkacak. Aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Bundesbank Haziran ayı raporunu açıkladı. Ve ikinci çeyrekte Alman ekonomisinde hızlı bir toparlanma bekliyor. Özellikle ilk çeyrekte negatif seyreden üretimin ikinci çeyrekte pozitife döneceği beklentisini paylaştı. Zaten geçtiğimiz haftalarda Bundesbank bu yıl için Almanya'da büyüme tahminini %3.7'ye çıkarmıştı. Gelecek sene için tahminini ise %5.2 seviyesine yükseltmişti. Delta varyantı Avrupa'yı neşelendirmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayla şu anda son açıklanan verilerin, salgına ilişkin verilerin 19 Temmuz'da tam açılma sürecini ertelemeyi gerektirecek bir duruma işaret etmediğini söyledi. Fakat uluslararası seyahatlerde temkinli bir politika izlemeye devam edeceklerini de sinyalini vermiş oldu. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve açık piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Uluslararası piyasaların detayları için Pekin'e dönüyoruz. Bloomberg HT temsilcisi Sadi Kaymaz bizimle her sabah olduğu gibi. Sadi günaydın. Neler var notlarında bu sabah bizim için? Zeynep günaydın. Notlarımda çok şey var, şöyle bakıyorum. Çok not almışım, hemen hızlı da sana aktarayım. Bir defa dün biliyorsun Japonya %3,5 kadar düşüşle başlamıştı. Düşüşle devam etti. En kötüydü. Bugün de en iyi, tam tersine döndü. Şu sıralar herhalde %3 civarında bir kazançla Asya'nın başını çekiyor. Kayıplarda olduğu gibi kazançlarda da başını çekiyor. Tabii sen de muhakkak değinmişsindir. Wall Street'ten esen rüzgar terse döndü. Ilık esmeye başladı. O da özellikle korelasyonun yüksek olduğu Tokyo'yu çok etkiliyor. Diğer borsalarda da yükselişler görüyorum. %1 civarı, 1,5 civarı yükselişler var. Kısaca borsa hisse tarafına baktığımız zaman Zeynep, risk iştahının bugün biraz açıldığını görüyoruz. Ama tabii burada da yatırımcıların gözü FED'de, özellikle konuşma sırası gelen FED üyelerinde ve tabii ki Powell'ın herhalde Senato'da ya da Kongre'nin diğer kanadındaki testimonisinde olacak Zeynep. Onun dışında şöyle bakıyorum, makro tarafta Güney Kore'de üretici fiyatları geldi. Sen de az önce söyledin 6.4. Şimdi orada dikkatini çekmek istediğim iki husus var. Birincisi, hafızam beni yanıltmıyorsa %2'lerdeydi. Keskin, sert bir yükseliş oldu. Öyle ki 2011'in Ağustos ayından bu yana en yüksek sıçramasını gerçekleştirmiş orada. Üstelik de gıda fiyatlarının, özellikle tarım ve hayvancılık ürünlerinde bir düşüş var. O düşüşe rağmen böyle bir keskin sıçrama var. Nereden kaynaklandı diyeceksin. Tabii ki emtia diyeceğim sana, ama emtia içinde de petrole dikkatini çekmek istiyorum. Baz etkisi de var tabii. Geçen sene Mart, Nisan, Mayıs aylarında akaryakıt petrol ürünleri çok düşüktü Zeynep. Şimdi onun da etkisiyle özellikle bu sıçramaya dikkatini çekmek isterim. Ve her zaman söylüyoruz seninle, Güney Kore özel bir ülke, tedarik zincirlerinde özel bir yeri var. Şimdi tedarik zinciri demişken bir not daha almışım Zeynep. Biliyorsun dünya yeni bir enerjiye geçiyor. Orada da solar çok önemli, solar paneller çok önemli. O solar panellerin aslında ana bileşeni de polisilikon. Dünyada tedariğin %80'ini Sincan Uygur özel bölgesi sağlıyordu, ama politikonun iddiasına göre şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi Sincan menşeli polisilikon
ürünlerine bir yasak planlıyor. Endüstriyi ilgilendirebilir. Arka plana ben hiç girmeyeyim. Yani burada bir politik arka plan da var ama tabii buradan çok fazla yorum yapmayayım ben o konuda. Kripto demişim Zeynep, biliyorsun Çin çilesi bitmiyor. Kriptoda, emtiada da yine aynı şekilde. Dün yeni bir şey oldu, şu oldu. Daha önce biliyorsun önlemleri hep konuşuyoruz seninle. Madencilik tarafındaydı fakat şimdi talep tarafına geldi. Nasıl geldi? Bankaların ya da Alipay gibi de ödeme sistemlerinin bu ödemeleri kolaylaştırılmaması istendi. Hatta Merkez Bankası'na çağrıldılar ve ciddi bir takım ne diyelim yaptırımlar var, caydırıcı yaptırımlar var. Örneğin bir banka eğer tespit ederse hesabı bloke edecek, bir daha hesap açamayacak. Yine Alipay, burada biz hep çok kullanıyoruz Alipay'i her şeyde, hayatın ortasında. Eğer Alipay tespit ederse yine hesabı kapatacakmış. Bu Çinlileri kripto para alım satımlarını caydırabilir. Bunu özellikle belirteyim. Demir Cevheri demişim Zeynep, hızlı hızlı anlatıyorum. Demir Cevheri %8,9 düşmüştü Çin valilerinde. Bugün %5 kadar düşüşte açıldı. Şu anda %2,5 kadar biraz daralttı kayıplarını ama orada tabii sürekli olarak Çin'in yeni önlemleri var. Spot piyasalara ilişkin, pazarla ilişkin yeni bir soruşturma açtı. Baskılamaya devam ediyor Çin tarafı diyeyim Zeynep. Söz sana bakayım. Bloomberg HT Pekin temsilcisi Sadi Kaymaz. Çok çok teşekkürler notlar için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basın köşemizde devam ediyoruz. Bu sabah itibariyle Financial Times'ın kapak sayfasına baktığımızda Wall Street'te Fed fiyatlaması sonrası toparlanma var denmiş. Detaylara bakıldığında Amerika'da aynı zamanda bankaların stres testleri öncesinde temettü ve dağıtmaya da hazırlandığına işaret eden detaylar var. Amerika'da stres testi sonuçları Perşembe günü açıklanacak. Çin tarafında Shenzhen Limanı tarafında özellikle Covid vakalarının artıyor olması küresel tedarik zinciri açısından bir tehdit unsuru demiş Financial Times. Bununla birlikte konteynerle nakliyat maliyetlerinin de rekor kırdığını söylemişler. Fed tarafında Williams, Amerikan ekonomisinde henüz politika değişikliğine hazır olunmadığına işaret etti. Macron'un yerel seçimlerde hizmete uğramış olması merkez sağ rekabetinin güçlendiği anlamına geliyor. Gelecek sene Fransa genel seçimlere gidecek. Delta varyantı Avrupa'da toparlanma için risk oluşturuyor denmiş. Tokyo'da ise olimpiyat gündemi var. Olimpiyatları canlı şekilde izleyebilecek maksimum izleyici sayısı 100 binle 10 binle düzeltelim sınırlanmış durumda. Kereste fiyatlarında düşüş var. Neden dediğimizde pandemi esnasında öne çıkan evde kendin yap trendi yavaş yavaş yerini sokağa çıkma trendine bırakıyor. O nedenle evde kendin yap harcamalarının yerini artık restoran harcamaları aldı şeklinde bir detay da bugün Financial Times'ın kapak sayfasında. Buradan dönelim Wall Street Journal'a. Burada Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralardaki fiyatların düşmekte olduğu belirtilmiş. Burada özellikle Çin Merkez Bankası'nın bankalar ve aracı kurumlar üzerinde markajı sıkılaştırmış olmasının etkileri var deniyor. Ticaret bankaları aynı zamanda Alipay gibi Ant Group'a ait bir şirkete de kripto parayla işlem yapan kişileri yavaş yavaş radara almaları, gerekirse para transferine izin vermemeleri yönünde detaylar var. Bu tip bir baskı var deniyor. Bununla beraber Bitcoin fiyatı %7,5 kadar düşerken Ethereum'da yine %9,4 kadar değer kaybetti. Dogecoin'de değer kaybı %20'leri buldu demişler. Finansal sistemde özellikle suç odaklı olabileceği düşünülen kripto paraların kullanılmasını Çin otoriteleri istemiyor. Daha öncesinde madenciliğin de önüne geçmeye çalışmışlardı ama dünyadaki Bitcoin madenciliğinin çok önemli kısmı hala Çin'de yapılıyor. Bu da elektrik kullanımı, yani sıfır emisyon hedefine ters işleyen bir süreç olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Bitcoin fiyatları özellikle Nisan ortasından bu yana Tesla CEO'su Elon Musk'ın attığı tweetlerle değerinin kabaca yarısını da kaybetti demişler. Çin'de yine kripto paraları kullanarak halka arz olmanın da çok daha öncesinde yasaklandığı anlatılıyor. Dediğimiz gibi Bitcoin üretiminin 1/4'ü kabaca Çin'den geliyor. Burada Çin'in atmış olduğu, Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar ekonomik ve finansal istikrar adına bir takım değerler katabilir ama aktivitenin tam olarak önüne geçemez. Çünkü Çinliler deniz aşırı mecraları da kullanıyor diye hatırlatılmış yazının detayında. Son başlığımızı da Bloomberg'den verelim. Bloomberg'de dün itibariyle Powell'ın bugün Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun metni açıklandı. Bu metnin detayları var. Bugün soru cevap kısmı daha heyecanlı olacak gibi gözüküyor. Metinde Powell hangi mesajları paylaştı? Detayları ekrana getirerek devam ediyoruz.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın Amerikan Temsilciler Meclisi Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'nde yapacağı sunumun metni yayımlandı. Powell komitedeki son sunumundan bu yana ekonominin sürekli iyileşme gösterdiğini kaydetti. Enflasyonun yükseldiğini ancak arz dengesizlikleri çözüldüğünde Merkez Bankası'nın %2 hedefine geri dönmesinin beklendiğini söyledi. Powell, petrol fiyatlarındaki artışa ve Amerikan ekonomisi yeniden açılırken harcamalarda gerçekleşen sıçramaya atıfta bulunarak enflasyon son aylarda dikkat çekici şekilde arttı ifadesini kullandı. Geçici arz etkileri azaldıkça enflasyonun uzun vadeli hedefimize doğru gerilemesi bekleniyor dedi. Powell, sunum metninde aşağı yukarı 16 Haziran'da düzenlediği basın toplantısındaki yorumlarını tekrarladı. Fed Başkanı, istihdam görünümü konusunda da iyimser görüş bildirdi. Powell ilerleyen aylarda aşılama arttıkça ücretler üzerinde baskı yaratan pandemi kaynaklı bazı faktörlerin hafifleyeceğini ve ücretlerin artacağını savundu. Ve devam ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları aktaracağız. İlk durağımız Habertürk olacak. Salgından etkilenen imalatçı KOBİ'lere KOSGEB desteğinin kapsamı genişletildi. Haberin detaylarını habertürk.com'da okuyabilirsiniz diyelim. Dünyanın manşetinde ise gıdada fiyat artışının yarısı ambalajdan haberi var. Gıda enflasyonu sadece ürün zamlarıyla sınırlı değil, kur artışlarıyla birlikte bazı ürünlerde ambalaj maliyeti gıda fiyatının üzerine çıktı. Hürriyet'in ekonomi sayfasında yurt dışına 44 milyar dolarlık girişim başlığı var. Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020'de 43,9 milyar dolara ulaştığını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor. Dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyor dedi. Sabahın ekonomi sayfasında ise 850 bin esnaf nefes alacak haberiyle karşılaşıyoruz. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Detaylarını sabahta okuyabilirsiniz. Milliyet'te ise rüzgar, su, güneş elektriğini seç diyorlar. Tüketiciler artık elektriği yenilenebilir kaynaklardan alma alternatifine kavuştu. Yeni sistem sanayiciye de ihracat yaparken yeşil enerji kullandıklarını ispat şansı sunuyor. Ve Abi Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal bu sabah bizimle birlikte. Baki Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen piyasa fiyatlamasını konuşarak başlayalım isterseniz. Borsada yön nereye? Borsada yön, şimdi borsada yön pazartesi sabah itibariyle baktığında şeydi, aşağıydı ama Powell'ın açıklamalarından sonra yön tekrardan yukarıya döndü. Yani biz de genel olarak 200 günlük ortalamaya yakın bir seviyeden dün tepki alışını yaptık. Dolayısıyla şimdi de neyi bekliyoruz? 1425'e, zaten her tarafı yemyeşil. 1425'e doğru bir yükselişi bekliyoruz. Ama dediğim gibi cuma günü Ballard'ın açıklamalarına baktığında varlık alımlarının azaltılması, resmi olarak müzakereler başladı diyor. İstihdam konusunda iyiyiz diyor. Acil durum tedbirlerinin artık sona ermesi gerekir. Elimize alacağız bu işi diyor. Bir anda piyasada darmadağın ediyordu ama Powell'la beraber bunların hepsi biraz yumuşatıldı. Yumuşatmayla beraber de zaten piyasalar biraz reaksiyon vermek istiyordu. Biraz tepki oldu. Bizim borsaya bakarsan da yaklaşık 6 günde yuvarlak hesap %6'lık bir değer kaybı var. Onun tepkisiyle beraberiz. İşte dün akşam Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla beraber de işte müzik sektörü hariç tam olarak açılacağız 1 Temmuz'dan itibaren. Müzik sektörü 24'e kadar açık gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle da bir düzenleme gelecektir sonraki dönemlerde. Dolayısıyla işler rayına girmeye başlıyor. Tek sıkıntımız şu kompozisyonda kurun seviyesinin hala son derece yüksek olması. Orada bir gevşeme göremiyoruz. O biraz tedirgin eder normal şartlarda yatırımcıya. Ama borsa tarafında genele yayınan bir adım olursa ki orada şerrimi koymam gerekecek. Çünkü genele yayınan bir adım görmüyoruz maalesef. Genel adım olduğunda hacim de artacaktır. O hacim artışıyla beraber 1425 serüveninde tekrar başlayabiliriz. Görüntü şu kompozisyonda olumlu gözüküyor. Şimdi dün itibariyle borsaya baktığımızda 48 hisse günü artıda tamamladı. 47 hisse düştü. Endeks yüz için konuşuyorum. 5 hisse ise günü yatay biçimde bitirdi. Yüzdesel dün en çok artan hisse Fenerbahçe'ydi. Arkasında Emlak Konut, Hektaş, Vestel ve Pegasus hisselerini gördük. Yüzdesel en çok düşen tarafta Bero Holding, Jantsa, MLP Sağlık, Konya Çimento ve Yataş vardı. Puan bazlı en çok katkıyı sunanlarda Ereğli Demir Çelik, BİM, Sabancı Holding, Aselsan ve Koç Holding vardı. Aselsan'ın şirket haberini az önce verdik. Puan bazlı en çok
çok baskılayanlar tarafındaysa Vero Holding'i Tüpraş takip etti. Petkim, Coca-Cola ve Jantsa ile burada da ilk 5 tamamlandı. Az önce kur faktörünü ortaya koyduğunuz için sormak istiyorum ben de Baki Bey. Acaba dolar bazlı baktığınızda endekse cazip bulur musunuz? Bulunması için nasıl bir hikaye yazılması gerekir? Çünkü hep konuşuyoruz değil mi? Ucuzluk tek başına bir hikaye değil esasında. Az önce arkadaşlar dolar bazlı borsa endeksleri grafiğini de ekrana getirdiler. Orada da zaten görüntü oldukça net. Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Standart sapmamız 2'ydi, 3 moduna geldi. Dolayısıyla bu sıkıntının büyüklüğünü ve devam ettiğini gösteriyor. Global anlamda baktığında MSCI endeksleriyle karşılaştığında %45 ile 55 bandında bir dalgalanma yapıyoruz. Ucuzuz. Ama senin de biraz önce söylediğin gibi ucuz olmak neden ucuzuz? Hikayede yeni bir şey var mı? Türkiye'nin hikayesinde yeni bir şey var mı? Şu kompozisyonda yok. Bir geçen haftalarda Cumhurbaşkanı ile Biden'ın görüşmeleriyle beraber Avrupa Birliği ile ilişkiler bir hızlı tempo kazanacak, Amerika ile ilişkiler hızlı tempo kazanacak diye bir algı oluştu. Ama o algı da sonraki dönemlerde yerini ya aynı şekilde devam edecek beklentisine kaptırınca kuru tekrardan yukarı gördüm. Şimdi kurdaki harekete bakıyorsun, yaklaşık 14 günlük periyotta bir V hareketi var. Başladığı yere geldi. Dolayısıyla o taraftaki Türkiye özelindeki hikayeyi yeni baştan yazmadıktan sonra, ki buradaki ana hikaye zaten yurt dışı ilişkiler. Yani yurt dışı gelişmeler ikinci planda kaldı şu kompozisyonda. O ilişkilerde bir tempo rayına girmediği takdirde öyle belirli bir bant içerisinde 1370-1300 TL bazlı baktığında 1465 bandında gitgeller olacak. Dolar bazlı da dediğim gibi yabancının gelmesi gerekiyor. Yabancı gelmedikten sonra benim dolar bazlı bakmam pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü dediğimiz hep şey var. Ucuzsun, bankacılık sektörün ucuz, sanayi sektörün ucuz, İMKB genel anlamıyla hem piyasa defterleri hem fiyat kazanç oranı olarak ucuz. Ucuz ama yeni sermaye girişi yok. Halka hazırlar o kadar yoğundu ki ciddi miktarda para çektiler. Şimdi onların son dönemdeki performansları da iyi gitmeyince yeni buraya para girişi olması lazım. O yüzden işlem hacmine dikkat etmek gerekiyor yerli bacağında. Yabancı bacağında da yani bir 200 bin milyon dolarlık bir giriş olması lazım ki biraz hareketlensin, yabancı bu tarafa döndü diyelim. Ama şu kompozisyonda bakıyorsun 30 milyon 40 milyonluk girişler oluyor ama buna karşılık tahvilden çıkıyorlar. Yani orası da bir net rayına oturmamış bir düzende. Dolayısıyla dolar bazlı bakmak şu konsepte yani pek yabancı olmadığından dolayı kendi kendimizi mutlu etmeye çalışmak gibi bir şey olur. Ki yani o tarafta ben kendi kendimi mutlu etmeye çalışmam. Genel anlamda mutlu olmam lazım. Onun için de birinci şartım yabancı da o tarafa baktığımızda da zaten kur belirli bantta kalırsa yabancı geliyor. Kurda böyle zikzaklar olduğu takdirde giriş ve çıkış maliyetin senin aynı seviyede olursa sana pek bir fayda sağlamıyor genel anlam itibariyle. Gelen paralar da gördüğümüz kadarıyla ne tarafa gidiyor yabancının o küçük miktarlı meblalarda? Biraz önce senin saydığın demir çelik sektörü teknik olarak aşağı seviyelere geldiğinde diyor ki büyüme tandasıdır bunlar. Bunun şey yok. Satışları da son derece karlılık yüksek, o tarafa girelim. Havacılık sektörüyle ilgili bir haber geldiğinde tamam havacılığa girelim. O ikisi arasında gitgel yapıyoruz. Onların da puan olarak ağırlık olarak yüksek seviyelerde olduğundan dolayı endeksi yukarıda tutuyor. Bu da bir illüzyon yaratıyor. Bak güçlüyüz algısı oluşuyor ama bunu sen eski dönemdeki bankacılık sektöründe sanayi sektörü çarpanlarına çektiğin zaman endeks aslında o kadar yukarı gitmemiş. Sadece biz kendimize diyoruz ki 1370 tarafında güçlü bir destek var. Oradan alımlar geliyor ama dolar bazlı çevirdiğinde bunu hikaye daha oradan dönmedi ve oluşmadı. Onun için dediğim gibi tek şart yabancının buraya Türkiye'yi ajandasına yazması. Şu anda ajandalarında maalesef Türkiye yok. Olduğu zaman ki o da başta enflasyon olmak üzere yani hala her Merkez Bankası toplantısında tartışıyoruz. İndirecekler mi çıkaracaklar mı diye. Bunun ortadan kalkması gerekiyor ama en önemlisi Avrupa'ya ve Amerika ile ikili ilişkiler tarafının ne olacağı, o taraftaki evrilme bizim için zaten direkt ajanda kısmına girer. Bunu da şöyle algılayabiliriz. Yaklaşık bir ay içerisinde iki tane derecelendirme kuruluşu da notumuzla ilgili, görünümlülükle ilgili herhangi bir değişiklik yapmadı. Buna karşılık pazartesi günü haber olmadı bunlar. Eskiden bunlar haber oluyordu, ciddi haberdi. Arada yani değerleme yapmadılar dedik. Bu ajandada olmadığımızı gösteriyor. Ajandaya girdiğimiz anda o zaman dolar bazlı rahat bir şekilde, güçlü bir şekilde bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi borsa ile ilgili bir yorum daha verelim. Ziraat Yatırım Araştırma Müdürü Harun Dereli dün yayınımızdaydı. Fed'in hamleleri sonrasında küresel risk iştahında ciddi bir bozulma olduğundan bahsetti. Kurlardaki yükseliş kısmen borsayı ucuz attığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki ucuzun da ucuzun olduğunu unutmamak lazım.
Kurlardaki yükseliş seviyesi, yani bir de aslında kurlardaki yükselişten öte oynaklık ciddi anlamda piyasalarda baskı yapmaya devam ediyor. Ama sadece kur seviyesi de değil. Şu andaki BIST 100'deki zayıflıktaki ana sebeplerden biri. Özellikle küresel piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma var. Küresel piyasalar da aslında şu anda yön bulmakta zorlanıyor. Özellikle Fed'in yaptığı hamleler, işte Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar piyasalarda bir kafa karışıklığı oluşturmuş durumda. Tabii ki bundan da en negatif etkilenen ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Genel olarak onlarda ciddi bir baskı var. Bizim tarafta da baskının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İşte, dolar endeksinin de değerlenmesiyle birlikte işte bizim döviz kurlarında da ciddi bir baskı var. Zaten o tarafta cari açık konusunda, enflasyon konusunda risklerimiz var. Bu da piyasalara yansımış durumda. Şimdi piyasa açısından baktığınızda tabii en çok hani kur değişkeni etkiliyor diğer parametre diye az önce konuştuk. Kura baktığımızda dolar TL rekora yakın kalmayı sürdürüyor. 8.80 seviyesine oldukça yakın seyrediyoruz. Burada bir hedef fiyat var mı teknik olarak baktığınızda Baki Bey? Tabii ki biliyoruz hani jeopolitik gelişmeler başta olmak üzere pek çok unsur ani ve öngörülemeyen hareketlere sebebiyet veriyor kurda. Bunu zaten tecrübeyle biliyoruz ama elimizdeki veriler Merkez Bankası'ndan beklediğiniz yol haritasıyla kuru nerede öngörmek mümkün? IIF mesela adil değer 9.5 demiş. Ya IIF ona bakarsan bundan 3 öncesine kadar da 7.50 diyordu. Yani evet. 7.50'den da 9.5'a çıkardı. Evet. Bu konjonktür ve yabancının bakış açısı son derece önemli. Şimdi cari açık konusuna baktığında turizm sektörünün açılmasıyla beraber biz neyi bekledik? İşte Rus turistler gelecekler diye. Sonra 7 sefer oldu. Sonra dün itibariyle bu sefer sayısı da arttırıldı. Şimdi bu sene cari açıkta destek olacak. Dolayısıyla kur üzerindeki baskıyı hafifletir diyorsun ama ana hikaye biraz önce söylediğim gibi yabancının bu tarafa, Türkiye tarafına bakması. Yani mesela sen haberlerde de söyledin başlıkları okurken, yurt dışındaki yatırımlarımız 46 milyar dolar seviyesine çıkmış. Yurt içindeki yatırımların, yabancının yatırımları ne kadar olmuş? İşte o taraf son derece önemli ki elimine ettiğinde gayrimenkul tarafında bile net tarafta şey değiliz, artı değiliz. Oradan bir paranın gelmesi gerekiyor bir yabancı yatırımcı. Baki Bey gerçekten senkron yayın yapmak istesek bu kadar yapabiliriz. Bakın ne grafiği hazırlamıştım ben de size. Çünkü bir sonraki sorum o olacaktı aslında. Sermaye piyasası bu kadar konuştuktan sonra bir miktar makro tarafa geçecektim. Net doğrudan yabancı yatırım dünya çapında %35 azalmış. Bizde %15 azalmış diye dün veriyi karşıladık ama bu veriler açıklanmadan öncesinde de eski yine Merkez Bankası baş ekonomisti Doktor Ali Hakan Kara halen de Bilkent Üniversitesi'nde kendisi net doğrudan yabancı yatırımlarda gayrimenkul hariç son dönemde negatife düşüldüğünü ve bunun tarihte ilk defa olduğunu biliyor muydunuz diye bir grafik paylaşmıştı. İsterseniz bunun üzerinden parantezi ben kapatmış olayım, devam edin buyurun. Şöyle söyleyeyim, ben de şimdi ekrandan görüyorum. Şimdi grafiğe baktığında şeyi görüyorsun zaten, trend düzenli olarak aşağıya tarafta. Yani 2008 krizinden sonra bir şey var ama V şeklinde, işte buraya baktığımızda alçalan trend diyoruz biz buna net bir şekilde. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile hikayesi burada son derece önemli olan o. Bakıyorsun Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Almanya ile ilişkiler, Hollanda ile ilişkiler, Fransa ile ilişkiler, ikili ilişkiler, bunlar karşılıklı çıkar ilişkileridir. Yani doğru yapıyoruz, yanlış yapıyoruz kısmına değil. Onların ajandasında yer almadığın takdirde, Amerika'nın ajandasında yer almadığın takdirde ki, yani şeye baktığında eski Merkez Bankası Başkanı geldiği sürede bir şey vardı. Türkiye'ye para sermaye akışı vardı. Ondan sonra sermaye akışı sert bir şekilde geri çekildi ve ajandaya girmemeye başladın. Dolayısıyla ne yapılıyordu normal şartlarda? Roadshow'lar yapılıyordu. Şimdi roadshow'lar yapılmıyor. Çok cüzi miktarda yapılıyor. Halka arzlar oldu. Yabancı bacağı var. Yabancı bacağına bakıyorsun birebir doldurulamıyor. Çünkü ajanda da yoksun. Adamların ajandasında yoksun. Şimdi böyle olduğu takdirde de işte yurt dışındaki yerlilerin sermaye aktarışı, yatırımlarının artması tamam sevindirici ama genel olarak hem kur üzerinde hem istihdam üzerinde hem Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda yabancının kendi ülkesindeki hükümete baskı yapması nedeniyle yabancıların bu tarafta doğrudan yatırımlarda net olması gerekiyor ki onda da baktığında geçen dönemlerde ne diyordu? İşte kurdan dolayı Türk şirketleri son derece ucuz, çok yoğun bir şekilde yabancı alımını bekliyoruz yönünde açıklamalar vardı. Onlar olmadılar. Çünkü hikaye tarafına bakmak orada son derece önemli. Türkiye'nin hikayesine girdik. Güçlü büyüme ama bunun yanında enflasyon tartışması var. Güçlü büyüme ama bunun yanında cari açık tartışması var. Güçlü büyüme ama bunun yanında Merkez Bankası rezervleri konusunda
soru işaretleri var. Şimdi böyle olduğu takdirde ve bunları da sürekli onlar gündeme getirdiği takdirde senin biz istediğimiz kadar dik duralım. Diyor ki ya Güney Kore'ye bakmak varken, Japonya tarafına bakmak varken hala 30 yıldır bir kurtulamadılar sıkıntıdan, deflasyon tarafından. Şimdi fırsat ne taraftaysa oraya gidiyor. Şimdi bakıyorsun net olarak Çin bir reel faiz veriyor. İkinci sırada biz varız global anlamda. Bu reel faizi veriyorsun, ikinci sıradasın ama ona rağmen yabancı senin tarafına gelmiyor. Kuru biraz önce tahvil tarafını söyledin net bir şekilde. 18'lerde kalıyordu yani dün itibariyle 17'nin altına geldi. Orada da net bir argüman yok. Yani Powell'ın açıklaması 17'nin altına geliyorsam Powell'a her gün konuşsun o zaman yani 14'e kadar düşelim biz burada. Şimdi böyle baktığın zaman da işin rengi biraz değişiyor. Yabancı sermaye çekmek için ne gerekiyor? Mesela geçtiğimiz aylarda olması lazım. Şu 1,5 ay içerisinde Cumhurbaşkanımız Amerikalı yatırımcılarla konuştu. Ne oldu orada? Şimdi geçmiş dönemlerde yabancı yatırımcılar Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra şu konularda böyle böyle hamleler yapacağız adımı geliyordu. Mesela biraz önce yine sen şey dedin. Rüzgar su, güneş enerjisini tercih edin dedin. İyi de bunu yabancı sermayeli şirketler ağırlıklı olarak yapıyorlar. Yerli olarak baktığımda yani azından ben güneşli bölgede olmama rağmen yaz döneminde yani bunların hepsi bana son derece maliyetli geliyor. Maliyet nasıl kısılır? Yabancı yatırımcı bu konuda son derece gelişmiş olduğundan dolayı kendi ülkelerinde her tarafı bunu kurduklarından dolayı daha düşük maliyetli sağlanabilirdi. Ama şu kompozisyonda bakıyorsun yabancı yatırımcı için kur böyle yukarı yönlü trend yaptığı zaman yabancı yatırımcı diyor ki kur dengeye gelsin bir şekilde makroekonomiler bir otursun ondan sonra Türkiye'ye geliriz. Şu kompozisyonda son 3 yıllık periyotta baktığında ortalama %25 bandında bir artan kurla beraber yabancı yatırımcının da ucuzluk tarafı tamamıyla ikinci plana kalmış gözüküyor. Emlak tarafına baktığında da hikayeyi biraz yabancı vatandaşlık kısmını da atlamamak lazım. Yani 250 bin dolar Türk vatandaşlığı veriyoruz. Dolayısıyla genel trende koyduğunda Afganistan, Irak işte o bölgeler bizim genel itibariyle pardon gelir düzeyi düşük diye nitelendirdiğimiz ülkelerden alımlar var. O tarafa da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani o biraz yabancı menşeli kısım şeydi orada. Türk vatandaşlarıyla bağlantılı. Şimdi kur nereye gider kısmına geri dönecek olursak Virtus Lokal yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer diyor ki vatandaş döviz satmadıkça turizmin döviz getirisi yetmeyecek. Vatandaşın TL'ye güvenini artırmak lazım. Vatandaşların döviz satmadığı bir dünyada bence turizm gelirlerinden ilave her ne kadar 10 milyar dolara yakın bir rakam beklesek de bunun bir fayda üretmeyeceğini düşünüyorum. Eğer ki vatandaşlar evet ya mevduat bana bu faizi bu noktalarda yeterli ben dövizden TL'ye dönüyorum demez ise burada da aslında Merkez Bankası'nın kendine de bir soru soruyor olması lazım. Eğer ki 19 politika faizi bence de yüksek görece ama bu yüksek faize rağmen vatandaşlar döviz mevduatlarından TL'ye dönmüyorlarsa belki para politikasının ne kadar kalibrasyon sorunu yaşadığını da görmeleri lazım. Hal böyleyken de aslında şu an itibariyle mevcut koşullar altında Türkiye'nin döviz açısındaki temel sorun vatandaşların TL'ye olan güvenidir ya da güvensizliğidir diğer ifadeyle. Biz vatandaşın TL'ye olan güvenini artıramadığımız noktada yabancı sermaye de FED toplantısından, FED'in kararlarından, duruşundan ayrı olarak önce burayı çözebiliyor olmamız lazım. O yüzden bence artık yapısal reformlar diye sürekli konuşuyoruz ama belki de ilk yapmamız gereken adını yapısal reform diyebileceğimiz husus Türkiye'de kredibiliteyi sağlayacak, öngörülebilir, gerçek bir resmi ortaya sunmak ve vatandaşların güvenini almaktır. Burada daha önemli bir sorunumuz var tabii. Aslında biz dolarizasyondan hep bahsediyoruz ama bu dolarizasyon aşağı yukarı 300 bin mevduat hesabından ibaret. 300 bin mevduat hesabı da bir takım söylemlere göre 200 bin kişiden ibaret. Yani biz aslında 84 milyonluk nüfusta 200 bin kişinin döviz mevduatları nedeniyle TL'de bir baskıdan bahsediyoruz. Biz bu 200 bin kişinin ne istediğini iyi anlıyor olmalıyız ki aslında TL için bir tahminde yapabilelim. Aksi halde yabancı tarafından zaten son 2 yılda olduğu gibi çok ümit var olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz Baki Bey? Dolarizasyonda yön neresi olur? Bundan sonrasına ilişkin TL'si olan ne yapsın? Ben şimdi şöyle bakmak lazım. Biraz önce dedim ya net bir şekilde kurun belirli bir bantta hareket etmesi lazım ki öngörülürlüğü artsın ve ben de rahat bir şekilde mevduata karşı bir alternatif oluşturuyor mu oluşturmuyor mu ona bakayım. Şimdi bakıyorsun bir hafta içerisinde 8.80'lerden 8.30'a geliyor. Sonra bir hafta sonra tekrardan 8.80'e geliyor. Şimdi şu kompozisyonda sen elindeki dövizini bozdurmazsın. Dersin ki yani burada ben bir aylık mevduata bağlasam başa baş noktasına geldim şu anda. Ne kârım var ne kazancım var. Dolayısıyla kur belirli bir yerde kalmalı. O
geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 4 aylık periyotta kalmıştı. O dönemde bir çözülme gördün. Yani öyle veya böyle baskıyla, satışla ya da diğer enstrümanların kullanmasıyla o dönemde bir reaksiyon oluyor. O dönemde senin büyümen kaliteli bir hale geliyor. Şimdi 200 binlik biraz önce söyledi, 200 bin kişinin döviz mevduatı üzerinden gidiyor. İşte zaten orada ben hep şey diyorum. Nitelikli yatırımcı döviz kuru ve mevduat tarafında belirleyici oluyor. Stopajla ilgili bir avantaj geldiğinde o tarafta bir çözülme görüyorsun. Stopajla ilgili avantaj geri gittiğinde o tarafta çözülmenin durduğunu görüyorsun. Çünkü oradaki hikaye benim vergisel avantajım ne olacak üzerinde gidiyor. Onlar da kolay kolay TL'ye geçmiyorlar. Hatta bir kısmı dönem dönem ne oldu? Borsaya girdiler. Bu döviz mevduatçı kısım. Ondan sonrakilerde ne yaptılar? Borsadan çıktılar. Eurobond tarafına girdiler. Orada güzel fırsatlar vardı. Faiz bacağında nerede net daha yüksek faiz varsa o tarafa gidiyor. Şimdi o yüzden dedim. Baktığında tamam 19 mevduat faizi güzel gözüküyor. Ki kredi tarafına vurduğunda da zaten bir dengeleme süreci içerisinde oluyor. Ama buna karşılık sorulan soru stopaj avantajı var mı yok mu? Stopaj avantajını uzattınız mı uzatmadınız mı? Sizce ne olur? İşte o döneme kadar ben kısa vade nerede olayım? Nerede oluyorlar? Döviz varlıklı fonlarda oluyorlar. Dolayısıyla onların çözülmesi bana göre şu kompozisyonda biraz zor gözüküyor. Çünkü onlarda net kati bir algı var. O para şeye kayıyor. Eurobond tarafına kayıyor. Yani TL olarak çözülmüyor. Buradaki hikaye yerli bacakta mevduatı düşük olan, yani 1 milyonun altında olanlar bu işte nasıl tavır alıyorlar? Onlara baktığında da biraz altına yönelim olmuştu. Bu 420 bin seviyelerine gelince. Onlar bozma niyetindeler şu kompozisyonda. Ama diğer taraftan döviz tarafında net bir şey vardı. İşte bu 8.30-40'a geldiğinde tamam buradan tekrardan bir 7'lere doğru yolculuk başlıyor. Bu da 7.90'da 7'ler grubuna girer. Onu da söyleyeyim de yanlış anlama olmasın. O tarafa yolculuk başlıyor. Bozdursak mı diye sorulan gelen telefonlar bıçak gibi ertesi gün kesildi ve iyi ki bozdurmamışıma döndüler. Burada küçük mevduat sahibinin tavrı da son derece önemli ve onun içinde dediğim gibi kurun belirli bantta olması lazım ve o kur tarafında onlar da şeye bakmıyorlar. Yani cari açığın senin turizm sektörüyle beraber azalacakmış işte yok denizlerde problem var bak nasıl olacak yabancılar da bunu olumsuz yönde kullanıyorlar Türkiye'ye gitmeyin diye. O tarafa hiç baktıkları yok. Onların sadece baktıkları enflasyona bakıyor. Enflasyona karşılık mevduata bakıyor. Diyor ki mevduat faizi benim için yeterli değil. Yani bu algıyı kıramıyorsun. Bu algıyı kıramadığın takdirde de o tarafta bir ters devalüasyon istediğin kadar CDS'in senin 420'lerden 380 bandına kadar geri çekildi. O tarafta da ilgilenmiyor. Yani aşağısı enflasyona bakıyor. Geri kalan herhangi bir argüman onu ilgilendirmiyor. FED tarafı onu ilgilendirmiyor. Ama bununla beraber onu ilgilendiren Merkel'le ne konuşmuş? Biden'la ne konuşmuş Cumhurbaşkanı? Oradan bize bir şey çıkar mı? Bunları soruyorlar. Şimdi bunları sorduğunuz zamanda da işte her şeyin makroekonomik verilerin dengelenmiş olması gerekiyor. Yapısal reform kısmını yani iki senedir konuşmuyoruz. Yani açık söylemek lazım. İki senedir de kimse yapısal reformla ilgili bir şey de söylemiyor zaten baktığın takdirde. Öyle bir soru da gelmiyor. Bu yapısal reform kısmını da etap etap gündemden biraz çıkarmak gerekiyor. Bu enflasyon 5 hedefi gibi ayağımızın yere bastığı hedefler görülebilir. Piyasayla uyumlu hedefler işin rayına girmesini daha da hızlandırır. Bunu niye söyledim? Çünkü bu tarafta baktığında da Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle piyasanın enflasyon beklentisi uyuşmuyor. Hı hı. Genelde de piyasa kazanıyor. Şimdi bu da ne yapıyor? Diyor ki o düşük veriyor. Bak siz daha yukarıdan beklediniz. Sizin dediğiniz gerçekleşti. Bu da bir algıdır. Yani şeyin anketin adını değiştirmekle olmuyor biraz maalesef. Öyle bir hikayemiz var. Peki şunu da sorayım o zaman Baki Beste. Şimdi mesela yurt dışında FED'le ilgili çok fazla soru gelmiyor bize diyorsunuz ama FED'in işte mesela varlık alımlarını azaltması, faizi ne zaman artıracağı ile ilgili beklentiler küresel risk iştahını kaçırınca tabii bize de etkisi oluyor. Hem o tarafta 2013 benzeri bir krize sebebiyet verir mi, bir sarsıntıya sebebiyet verir mi piyasalarda diye sormak isterim size. İçeride arkadaşlarda takvim de var. Bu hafta çok yoğun biçimde FED konuşmacılarını örneğin takip edeceğiz. Gelen her sinyal piyasa için kritik önem taşıyor. Diğer taraftan tabii FED ne zaman sıkılaşmaya gider diye konuşurken biz içeride enflasyonla ilgili beklentileri az önce siz de anlattınız. Merkez ne zaman faiz indirir diye soruluyor. O tarafta indirmeden önce artırmak zorunda kalabilir mi? Onunla ilgili neler düşünüyorsunuz? Tersinden başlayayım. Şimdi Merkez Bankası şu kompozisyonda indirme alanı hala var. Yılın son çeyreğinde 200-250 basamaklık bir indirim yapabilir. Ama şimdi mevcut şartlar dahilinde diyoruz. Şimdi mevcut şartlar
kurun 8.80 olduğu mevcut şartlar mı, kurun 8.50 olduğu şartlar mı? Fed tarafına bakıyorsun, orada direkt 10 yıllık tahvil faizine bakıyorum. Yani benim için önemli olan o. O tarafta bir gevşeme görüyor musun? Hayır, bakıyorum 10 yıllık tahvil faizi hala 18.02. Demek ki ben değerlemede 16'yı kullanacağım demektir. O bir aşağı yönde bunu şey yapmadım, rahatlatmadım. Şimdi turist tarafında 10 milyar dolar gelecek. Tamam, ama ana hikaye yabancı sermayenin gelmesiydi. O tarafta da soru işareti hala olduğu yerde duruyor. Enflasyon tarafında senin dediğin gibi ben diyorum ki yılın son çeyreğinde Merkez Bankası bir 200-250 bas puanlık indirim yapabilir. Ama kur bu seviyelerde kaldığı takdirde o etap etap kısılır. Yani ilk önce 100'e düşen, sonra olmayabilire gelir. Sonraki periyotta da ne tartışması gördük biz? Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kalabilir. Niye? Ve emtia tarafı aldı başını gidiyor. Navlun tarafı aldı başını gidiyor ve bunlar benim kontrolümde değil. Petrolü 60-65 beklerken 75 bandına oturdu. Ki İran'da devreye girecek. Bu da benim kontrolümde değil. Bunun yansımaları olacak. Diğer tarafta kur tarafına bakıyorsun. Fed'in açıklamaları. Şimdi eskiden Yalın burada kötü karakteri oynuyordu. Şimdi Ballard'a geçmiş iş. Ballard gerçekleri net bir şekilde söyleyince bir anda her taraf dağılıyor. Sonra yumuşatma çabaları. Yani bu hafta dediğin gibi yaklaşık 12 tane Fed Başkan Yardımcısı konuşacak. Yumuşatma çabaları içerisinde olacaklar. Dün ilk az yetkili Powell'dan zaten o yumuşatma çabası geldi. Ama bu varlık alanının azaltılma müzakereleri masadan kalktı anlamına gelmedi. Bu 10 yıllık tahvil faizinden görüyorsun. Bu Amerika'daki kişisel gelirlerin arttığı, ortalama ücretlerin, saatlik ücretlerin arttığının arka planda kaldığı anlamına gelmedi. Amerika'daki enflasyonun artış trendinde olduğunu ve bunun istediğin kadar geçici olduğu diye Ballard'ın açıklamasını burada baz alacaksın. Çünkü hikaye biraz IMF ile de bağlantılı. Sana bunu söylediler. Avrupa Birliği de aynı şeyi söylemeye başladı. İkisi de eş zamanlı olarak başkanlar tarafından varlık alımlarının azaltılmasına yönelik açıklamalarda bulunuyor. Bu bir tesadüf değil. Bu olduğu takdirde de sermayenin nereye aktığı, kırılgan ekonomilerden nasıl çıktığını hepimiz biliyoruz. Bu da net bir şekilde kuru yukarı çekiyor. Şimdi zaten emtia tarafında baskı varken bir de kur tarafından baskı yiyorsun ve bunlara karşı senin yapabileceğin pek dirayetli bir şey yok. Yani çünkü senin elinde değil. Gıda tarafını saymadım bak. Emtiaları saydım ve kuru saydım. Bir de işin gıda tarafı da var. Oradaki fiyat artışı dünya kuraklık FOA'nın açıkladığı veriler olarak genel anlamda baktığında orada da fiyat artış trendi var ve bunlara karşı gene seni yapabileceğin bir şey yok. Bu olmadığı takdirde de diyorsun ki ya arkadaş bu böyle devam ederse ki görüntü o çünkü vadeli kontratlar da onu gösteriyor. O zaman Merkez Bankası faiz indirimi yapamaz. Bu indirim tartışması da kesmemiz gerekiyor. O zaman ne olması gerekiyor? Metnin içerisinde gerektiği takdirde faiz arttırımı ya da sıkılaştırma daha da artacaktır ibaresi kullanabilirsin. Algı olarak giriyor ama onu metin içerisinde görmeyince ve metin içerisinde hala şeyi gördüğünde de enflasyon üzerinde buradaki hesaplama da yok zaten. Beklenen ve mevcut durum enflasyonun üzerinde politika faizi olacaktır. Tamam 4'tü 2.1'e düştü. Kur yukarı gitti. Enflasyon da yukarı gittiği takdirde bu yukarı mı çekilecek anlamına geliyor. Evet o anlama geliyor ama o anlama da gelmiyor. Çünkü içerisinde bir de beklenen enflasyon var. Beklenen enflasyon aşağıda. Ama bizim beklenen enflasyonlar genelde beklendiği bir gelmediğinden dolayı işin rengi bir anda değişiyor. Değiştiği takdirde işte bu kur hareketiyle karşı karşıya kalıyorsun. Fed'i takip ediyorum. Evet net bir şekilde ana belirleyici zaten tamamıyla Fed. Ama diğer taraftan IMF tarafında dönerim. IMF'de Nisan ayından beri IMF başkanı bu faizler bu seviyelerde kalmayacaklar. Enflasyon artacak. Dolayısıyla varlık alım programında yumuşak bir şekilde söylüyordu o da. Varlık alım programında bir azaltma olacak. Gelişmekte olan ülkeler kendilerini yeni düzene göre alıştırmaya başlasınlar iyi olur dedi Nisan ayında. Ondan sonra kimse hiçbir adım atmadı. Şimdi de net bir şekilde ilk önce Yalın biraz söylüyordu. Balık net bir şekilde zaten bütün durumu ortaya koydu. Ellerinden istihdam argümanını da alarak istihdam verileri de beklediğimizden iyi geliyor ifadesini kullandı. Şimdi piyasanın elinde 4 argüman vardı. Fed daha rahat devam eder diye 4'ünü de aldın. Şimdi Powell yumuşatıyor. Büyük bir ihtimal bu hafta hemen hemen hepsi de zaten o yumuşatmaya geçecekler. Ama hakikat masadan kalkmamış olacak. Bu da gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve politika faizlerindeki artış trendinin, arttırma trendinin devam etmesi olarak karşımıza çıkacak diye bekliyorum. Fed ile ilgili bir görüş vererek devam edelim. GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Doktor Tuğberk Çetici'nin yorumunu ekrana getireceğiz. Ardından kısa bir reklam aramız var.
Bütün yollar şu anda FED'e çıkıyor. FED kaçınılmaz olarak bir varlık alım azaltımı ve bir faiz artışı patikasına girdi. Fakat burada FED'in iki tane çıkmazı olabilir. Bundan bir tanesi, hatırlayacağımız üzere FED Başkanı Powell daha öncesinde şunu söylüyordu. Varlık alımları azaltılsa bile veya da varlık alımlarında herhangi bir değişiklik olsa bile FED'in faiz arttırdığı ortamda biz tekrar varlık alımlarına devam edebiliriz diyordu. Şimdi bilanço psikolojik 8 trilyon dolar seviyesi üzerinde ve yaklaşık olarak 5 trilyon doların üzerinde hazine kağıtları bulunuyor. Evet, biraz nakit ve tahvil ihtiyaçlarını 26 milyar dolara kadar çekti ama bilanço hala 8 trilyon dolar üzerinde. Bir tarafta varlık alımlarını konuşuyoruz ama bir tarafta da FED'in bilanço büyümesi devam ediyor. İkinci olarak gerek Yellen gerekse de Powell tarafında diğer bir açmaz da özellikle Amerikalıları bu kolay adrese kadar teslim edilen paradan nasıl vazgeçilecek? Ve bu noktada belki FED her ne kadar enflasyonu bir risk olarak görse bile de kontrol edilebilir bir enflasyonu da istiyor olabilir. Çünkü burada hane halkını bir şekilde harcamaya yönlendirip, borçlandırıp onları tekrar çalıştırmaya yönlendirmeniz gerekiyor. Bunu da yapamadıkları sürece biz her tarım dışı istihdam verisinde FED'in para politikasında tekrar bir şok gelir mi? Veyahut da tarım dışı istihdam verisinde bir şok geldiğinde Amerikan tahvil dinamiklerinde sert aşağı yönlü hareket, buna bağlı olarak FED'in acaba varlık alım programlarının değişip değişmediği tartışmalarını yapıyor olacak. Dolayısıyla bu noktada FED'in yönetilebilir, kontrol edilebilir bir enflasyon istediği ve bununla da istihdam piyasasını hızlı bir şekilde normalleştirdiği bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz İlk Söz programına. A1 Kapital araştırmadan sorumlu genel müdür yardımcısı Baki Atılal bizimle birlikte. Baki Bey, son 4-5 dakikamız içerisinde de biraz emtia konuşalım isterseniz. Az önce siz de enflasyon ve yine piyasa ile ilgili hissiyat tahminlerinizde emtiaya atıfta bulundunuz. Genel olarak baktığımızda bir süper döngü geliyor argümanı vardı. Son dönem biraz rafa kaldırılan, zira bakır fiyatları örneğin 2 ayın en düşüğüne geldi. Onunla ilgili altın bakır fiyatları da var. İçeride arkadaşlar da farklı grafikler de var, gösterebilirler. Ne dersiniz? Bu fikir geri gelecek mi piyasanın gündemine, yoksa bu süper döngü fikri şu an için rafa mı kalkar? Büyüme beklentileri ne tarafta öbeklenir? O tarafta bir konuşalım isterseniz. Şimdi genel anlamda baktığımızda Çin'in bu işi yapan yöneticilerle görüşmesinden sonra yaklaşık 2 günlük bir realizasyonda emtialar genel anlamda realizasyonda karşı karşıya kaldı. Ama ondan sonraki süreçte büyüme, şimdi gelen haberlere bakıyorsun işte, maskesiz insanların dışarı çıkması Avrupa Birliği ülkelerinde, Amerika tarafında artıyor. İşte 26 Haziran'dan itibaren serbest olacak. 28 Haziran'dan itibaren serbest olacak. Bunların hepsi senin de yayının başında söylediğim gibi evde kal psikolojisi bitti, restoranda harca. Evde üretme, artık iş yerine git, rahat bir şekilde makine tesisat kısmını üret. Çünkü insanlar dışarıdalar, zaten imalat sektörü güçlü bir kompozisyonda yaklaşık 6 ay boyunca. Artık onun içerisinde PMI tarafında hizmet sektörünü rahat bir şekilde koyabilirsin. İmalatın da güçlü. Emtia arzında bir şey var mı? Artış var mı? Hayır, yok. Peki navlunda bir sıkıntı var mı? Evet, net bir şekilde sıkıntı var. Gemi sayısı yeterli değil. Bütün ülkeler ciddi bir şekilde gemi piyasasıyla baş başa kaldılar. Sorunuyla baş başa kaldılar. Fiyatları otomatikman arttırıyor mu? Evet, arttırıyor. Bunu üreticiler arttırıyorlar mı? Baktığında üretici fiyatlarında net bir şekilde artıyor. Bir genel anlamda baktığında neyi öneriyorsun bu dönemde içerisinde? Büyüme olduğunda işte ilk önce bankacılık sektörü, bak krediler büyüyecek falan derdin. Şimdi diyorsun ki emtia tarafında kim var arkadaş, üretici ve satıcı, fiyat artışından korun olsun etkilenmeyen? Ya demir çelik sektörü var, o tarafa yönelim. Diyorsun ki insanlar sokağa çıkıyorlar, emtia tarafı üzerinden gidiyorsun. Kim var? Ya benzer enstrümanı kullanan beyaz eşya sektörü var, otomotiv sektörü var, dışarı çıkıyorlar. Şimdi böyle bir konsept olduğu takdirde ve herkes görüntü itibariyle de işte bir Tokyo Olimpiyatları soru işareti. O kısmı pek anlamadım çünkü Avrupa'nın neredeyse tamamı dışarıdayken Tokyo'da olimpiyatı 10 bin kişi maksimum seyretmesi biraz ilginç geldi. O kısmı kenara bırakırsak emtiaya talep düzenli olarak artacak. Şimdi bakır tarafında biraz yavaşlama var dediğin doğru ama gümüş tarafında o yavaşlamayı görmüyorsun. Büyümede baktığında ilk bakacağımız yer gümüş tarafı oluyor. Enflasyon tarafına bakıyorsun, yani altın bitcoin arasında git gel vardı. Biraz altına, biraz bitcoin'e gidiyorlar ki orada da işte
Çin'in aldığı sıfır emisyon hikayesi üzerinden, ki orada ben gerçekçi bulmuyorum zaten. Çin orada bir geri adım atacaktır. Ve elektrik tüketimini arttırıyor hikayesi arka plana kaldığı takdirde, yani emtia tarafında ben hareketin küçük bir realizasyonlarla yıl boyunca devam etmesini beklerim. Ancak oradaki toparlama 2022'de bir dengelenme olur. Çünkü Türkiye'deki firmalarla konuştuğumuzda fiyat artışları kısmını, yani bu yıl böyle yüksek gidecek bir realizasyon beklemiyoruz diyorlar. Ki bunlar her segmentte mal alan, tedarik sağlayan firmalar. Dolayısıyla onların beklentisiyle bizimki vadeli kontratlara baktığında örtüşüyor. Bu örtüşmede küçük çapta realizasyonlar olabilir ama bu net bir aşağı yönlü trend anlamına gelmez. Emtia tarafındaki fiyat hareketi yukarıya gözüküyor. Dolayısıyla işlem yaparken de emtialarda pozisyon alırken de biraz temkinli olmak fayda var diye düşünüyorum. Bu arada Tokyo'daki olimpiyatlarla ilgili olarak yerel izleyici tarafında maksimum 10 bin denmiş. Bu da kapasitenin genellikle yarısı anlamına gelecek diye notlar düşülüyor ajanslara baktığımızda. A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, çok çok teşekkür ederiz bu sabah bizimle olduğunuz için. Ve bugün ajandasına çok kısaca bakacak olursak neler takip edeceğiz? Saat 10'da TÜİK ve Merkez Bankası'nın beraber hazırladığı tüketici güven endeksi açıklaması var. Ayrıca hazine tarafında 2 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahviliyle 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TL refi endeksi devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirecek. Amerika'da Mayıs ayına ilişkin ikinci el konut satışları verisi saat 17'de ve ardından Richmond Fed'in açıklayacağı yine aktivite endeksi var. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester bugün konuşacak. Aynı zamanda San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin bugün konuşması var ama belki de en önemlisi Fed Başkanı Jerome Powell'ın Türkiye saatiyle 21'de Amerikan Temsilciler Meclisi Alt Komitesi'nde COVID-19 önlemleriyle ilgili ekonomik görünüm sunumu. Buna dair metin zaten açıklandı ama soru cevap tarafı tabii önemli olacak. Peki öncesinde Amerika'da borsa vadelerinde nasıl bir bekleyiş var? Ekrana getirerek devam ediyoruz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve Amerika'da vadelilerle devam edelim. Bu sabah itibariyle yeşil ekranlar söz konusu. Dow Jones vadeli %0.23, Nasdaq vadeli %0.11 ve S&P 500 vadeli %0.21'lik yükselişle harekete devam ediyor. Dün Chicago Fed'den gelen ulusal aktivite endeksi Mayıs ayı için 0.29 puanla tahmini karşılayamamıştı. Aynı zamanda dün yerel Fed başkanlarının yine açıklamalarını takip etmiştik. Fed'in 3 numarası New York Fed Başkanı Williams dün yaptığı değerlendirmede ekonomide herhangi bir şekilde Fed'in teşvik geri almadan önce ilerleme sağlanması gerektiğine işaret etti. Kaplan, Dallas Fed Başkanı dün konuştuğu zaman dedi ki bundan sonrasına ilişkin varlık alımlarını azaltma hızımız ne kadar yüksek olursa faiz tarafında artırım için de manevramız o kadar çok olur zaman açısından bakıldığında. Her ikisinin de bu sene oy hakkı bulunmuyor. Hatırlatalım, düzeltelim. Kaplan'ın bulunmuyor, bir de Bullard'ın bulunmuyor. Az önce Baki Bey de söyledi. Ne söylese Bullard bu ara piyasa üzerinde etkili oy hakkı olmamasına rağmen orada da varlık alımları azaltılması zaman alacak açıklaması Bullard cephesinde dün öne çıktı. Powell'ın metninde neler vardı? Ekonomide iyileşme var. Aşıyla beraber daha önce eşi benzeri görülmemiş parasal ve mali teşvikler var. Bu sene reel anlamda Amerikan ekonomisi son 10 yılların en iyi büyümesini sergileyecek dedi. Ekonomik aktivite, iş gücü göstergelerinin iyi gittiğinden bahsetti. Enflasyonda ise yükseltici faktörler şu an için geçici gözüküyor. Son aylarda dikkate değer şekilde enflasyon artışı görmüş olsak da. Dolayısıyla orta vadede %2'lik hedefe oturacağım inanıyorum dedi. Dün emtiaya dayalı yine şirket hisseleri, seyahat, uçak hisselerinde yükselişler eşliğinde bir önceki günün değer kayıplarının telafisi çabası vardı Wall Street'te. Zira Dow Jones Sanayi Endeksi 586 puan, S&P 500 %1.40 ve Nasdaq %0.78'lik yükselişler gösterdi. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar.
Ve uluslararası piyasalardaki son durumu değerlendirme zamanı, özellikle İran'da seçimler geride kaldıktan sonra tekrar İran petrolünün piyasaya geleceği ile ilgili fiyatlamada biraz rafa kalkmış gözüküyor. Fed fiyatlaması biraz soluklandı piyasalarda. Detaylarını konuşacağız. İlk durağımız Dubai olacak. Karşımızda Ersoy Erkazancı var her sabah olduğu gibi. Ersoy, bu sabah özellikle Japonya'daki %3 yükseliş başta olmak üzere piyasa hareketi zaten dikkat çekici boyutlara geldi. Neler etkili şu anda sence haber akışında? Zeynep merhaba. Evet, Fed'in deminden de söylediğim, Fed'den gelen açıklamalar, Powell'ın açıklamaları, yazılı açıklaması, bugün yapacağı açıklama sanki biraz piyasalardaki endişeleri kaldırmış gibi gözüküyor. Yani Fed'in yapacağı hamlelerin biraz daha yavaş olacağı şeklinde bir algı oluştu. O yüzden de dün söylediğimin tersini söyleyeyim. Amerika dün artıyla kapattı, vadeler artı da, Asya'da da artıları görüyoruz. Hong Kong bir tek yatay, dün düşüşte Japonya başı çekiyordu, bir sebep yok diyordum. Bugün de yükselişte Japonya başı çekiyor, %3 civarında artı da. Genel olarak dediğim gibi iyimser bir hava var. Kripto paralar hariç, diyeyim, kripto paralar üzerinde Çin'in yaptığı önlemler baskı yaratmaya devam ediyor. Bu dikkat çekti. Petrol tarafında 75 dolarları da üzerindeyiz. Brent tarafında yeni bir haber yok ama giderek yorumcular veya analistler daha olumlu olmaya devam ediyor. Çin, Amerika, Avrupa'daki açılmalar, ertelenmiş talep olduğuna dair raporlar ve Bank of America ilk defa 100 dolarları söyleyen kurum oldu. 2022'de ertelenmiş talepler gerçekleşirse seyahatlerle birlikte 100 dolar seviyesini görebiliriz dedi. O yüzden de emtialardaki artış dikkat çekiyor. İran seçimlerini dün de konuşmuştuk ama ilk defa yeni cumhurbaşkanı daha resmi olarak olmadı ama reisi bir basın toplantısı yaptı ve beklendiği gibi, hani diyoruz ya, biraz daha sert, aşırı muhafazakar ruhaniye göre Çin'le stratejik anlaşmayı daha da ilerleteceğiz dedi. Biden'la görüşmeyi düşünmüyorum dedi. Nükleer anlaşmayla ilgili olumlu konuştu, bunun devamını istiyorum dedi ama çok net çizgilerini koydu. Amerika yaptırımları kaldırmalı ve de bir daha çıkmayacağına dair söz vermeli dedi. Bunlar Amerika'nın kabul edip etmeyeceği belli olmayan şeyler. O yüzden de İran petrolünün piyasaya hızlı geri döneceği beklentisi şimdilik rafa kalktı diyebilirim. Zeynep. Ersoy Kazancı, çok teşekkür ederiz aktardığın notlar için ve gidelim buradan Pekin'e bakalım. Sadi Kaymaz'ın notlarında bu sabah neler var? Bir önceki buluşmamızdan bu yana Sadi, en çok hangi haberler piyasaya yön verdi dersin? Japonya tarafında rally %3'e kadar ulaşmış vaziyette. Zeynep, biliyorsunuz Japon borsası genelde büyük bir borsadır. Çok fazla volatil değildir ama bu hafta dünden bu yana risk iştahının net göstergesi oldu. Dün bize diyordu ki risk iştahı kapandı. Bugün de tam tersini diyor. Pasifik'ten bu defa ılık rüzgarlar esiyor. Orada da bugün Tokyo'nun bize söylediği şey risk açık, nitekim diğerlerinde biraz arkasına taktı diyebilirim. %1 civar aşağı yukarı ortalama yükselişler var diğer borsalarda. Yine MSCI Asya Pasifik Endeksi dün sert düşüyordu. Bugün görece sert yükselişte, sabah %1 civar artışta görmüştüm. Onu da aşmış olmalı. Tabii Japonya'yı çıkartıyoruz ve Japonya dışında. Onun dışında şöyle endekslere biraz daha fazla bakınca Hong Kong not almışım Zeynep. Hong Kong'da Huobi, biliyorsun, Çinlilerin en çok kullandığı yurt dışında borsa, kripto para borsası. Onun hisseleri, teknoloji hisseleri var. %18 düşüşle açtı bugün. Dün yine Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Asya'nın diğer ülkelerinde borsalarında blockchain ile alakalı şirketlerde de hisselerde de düşüşler vardı. Onun dışında PetroChina demişim, Çin'de özellikle petrol hisselerinde çok ciddi yükselişler, hatırlatmak gerekirse 75 dolarları buldu 2019 yılından bu yana, herhalde 2019 Nisan'ın bu yana, hafızam beni yanıltmıyorsa Zeynep, petrol yüksek düzeylerde. Genel emtiada biliyorsun bir zayıflık var. O zayıflık da devam ediyor. Örneğin demir cevherine baktığımızda dün 8.9 düşmüştü Çin madenlerinde. O düşüş bugün de devam ediyor. Sabah daha sertti. Biraz toparlandı gibi. Son olarak forex piyasasından da bahsedeyim. Dün yine petrol düzeltiyorum.
Dolar endeksinde bir gerileme vardı. 92'nin altına düşmüştü örneğin dolar endeksi, ama şimdi tekrar bir toparlanma çabasında. Sabah yine özellikle Asya para birimleri dolar karşısında biraz değerlenmişti. Şimdi sanki biraz geri çekiliyorlar gibi Zeynep. Bloomberg ET Pekin temsilcisi Sadık Aymaz, çok çok teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Bloomberg.com'dan çıkanlarla devam edelim. Turizmde KDV desteği indirimi, KDV indirim desteği düzeltelim. Bir ay uzatıldı haberiyle karşılaşıyoruz. Detaylara baktığımız zaman Bloomberg.com'da turizmde kayda değer. Evet, sayfa tabii reklam dolayısıyla önümde kapandı. Dolayısıyla detayını açamadım. Özür diliyorum izleyicilerden. Yoğun biçimde reklam var bu sabah internet sitemizde. Evet, turizmde katma değer vergisi indirimlerini 31 Temmuz tarihine kadar uzatan karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Turizm sektöründe konaklama hizmetine uygulanan KDV'yi %8'den %1'e indiren desteğin süresi bir ay daha uzatıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre söz konusu indirimin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamayla ilgili desteğin bir ay kadar uzatılacağını açıklamıştı. Ve bu haberin ardından gidelim ikinci başlığımıza. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da açık alanda maske kullanma zorunlu 28 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza ülke genelinde 28 Haziran pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi. Bakan Twitter hesabından akşam saatlerinde paylaşım yaptı. Koronavirüs Bilim Teknik Kurulu tarafından belirlenen ihtiyati tedbirlere uygun olarak 28 Haziran'dan itibaren beyaz, yani düşük riskli kategorili bölgelerde açık havada maske takma zorunluluğunu aşıyoruz ifadelerini kullandı. Ve tedbirlerle ilgili Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği TURYİD Başkanı Kaya Demirer görüşünü Bloomberg ET ekranında verdi. Bu haberle beraber biz de ilk sözü noktalayıp yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te piyasa masasında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Turizm sadece her şey dahil turizmi değil, İstanbul başta olmak üzere Antalya dışında bir sürü turistik beldemiz oda kahvaltı hizmeti veriyor ve ondan sonra turistler dışarıda kendilerine bir eğlence arıyorlar, bir ürün arıyorlar, öyle söyleyeyim. Onun için bu manada çok olumlu karşılıyorum. Aşıların desteğiyle hükümetimiz bizim de beklediğimiz olumlu kararı aldı. Kazanım bizim sektörümüz adına ve bence turizm sektörü adına da 1 Temmuz'dan itibaren bir gerçek normalleşmeyi görüyoruz. Bunu da bugünden açıklamış olması Sayın Cumhurbaşkanımız bizim için çok kıymetli. Çünkü hep şunu söyledik, bize biraz süre müsaade edin, önden bildirin ki hazırlıklarımızı yapalım, buna göre önlemlerimizi alalım diye. Ben kıymetli buluyorum. 24 sonrasında birlikte hükümetle çözeriz diye düşünüyorum. Önemli kazanım, biz ruhsat saatlerimizde ne yazıyorsa o saatlere kadar faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Ve ben Cumhurbaşkanımızın söylemini doğru anladıysam 24'ten sonra da başkasını rahatsız etmediğimiz sürece müzik yayını var yok tartışması aslında çok da önemli olmayacak diye düşünüyorum.